30 Ekim 2020 Cuma günü İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına da sabırlar niyaz ediyoruz. Bilindiği üzere ülkemiz bir deprem ülkesi ve büyük depremlerle bulunduğumuz yıl içinde de geçtiğimiz yıllarda da şahit olduk. Bu nedenle AFAD Başkanlığı tarafından afetlerle mücadele için Türkiye Afet Planı geliştirilmiştir. Tam kapsamında ulusal düzeyde 28, yerel düzeyde ise 26 çalışma grubu yer almaktadır. Tam NİDE kapsamında hazırlanan planlar sürekli güncel tutulmakta ve gerek masa başı gerekse de saha tatbikatları ile çalışma grupları afetlere hazır tutulmaktadır. Tam çerçevesinde afet öncesi yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşların afet sonrasında güvenli bir alanda toplanması için ülkemizin tamamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince toplanma alanları belirlenmiştir. İlimizde konuyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde NİDE merkezde 20 adet, Altınhisar ilçemizde 2 adet, Bor ilçemizde 6 adet, Çamartı ilçemizde 3 adet, Ulukışla ve Çiftlik ilçelerimizde 2'şer adet olmak üzere toplam 35 adet toplanma alanımız belirlenmiştir. Belirlenen alanlar yüksek yapılardan uzak ve risk olmayan bölgelerde genellikle park ve bahçe olarak seçilmiş ve tabelalandırılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımızın bulundukları konuma en yakın toplanma alanı bilgisine E-Devlet altyapısı üzerinden de ulaşabilmektedir. 20 Eylül 2020 tarihinde Bor ilçemize bağlı Obruk köyünde 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Bu deprem sonucu yine Tamp NİDE kapsamında arama kurtarma çalışma grubu, hasar tespit çalışma grubu, barınma çalışma grubu, beslenme çalışma grubu, enkaz kaldırma çalışma grubu, sağlık çalışma grubu sahada aktif çalışmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından icra edilen hasar tespit çalışma grubu tarafından Obruk köyümüzde 29 konutun ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Bunun üzerine AFAD Başkanlığımızca Obruk köyündeki AFS'de vatandaşlara toplamda 206 bin TL acil yardım ödeneği gönderilmiş. Hasar tespit sonrası barınma çalışma grubunca konutları ağır hasar gören vatandaşlar ile görüşülerek konteyner talepleri alınmış. Konteyner isteyen 12 vatandaşa 5000 TL acil yardım ödeneği ve konteyner getirilerek teslim edilmiştir. 4 vatandaşımız ise konteyner talep etmemiş ve 11.000 TL acil yardım ödeneği talep etmişler. 5 vatandaşımız bulundukları konutta kiracı oldukları için hak sahibi olamamış ve 5000 TL acil yardım ödeneği alacaklardır. 8 vatandaşımızın Obruk dışında ikamet ettikleri anlaşıldığından acil yardım ödeneği ve konteyner alamayacakları, afet bölgesinde ikamet etmedikleri için alamayacakları tespit edilmiştir.